Ben işte aslında bu işe fotoğrafa diyeyim. Fotoğrafa başlaman benim babam fotoğrafçıdır. Yani fotoğraf sanatçısıdır. Kendisi Kayseri'de yaşar. İşte ben de işte doğduğumda bu işe başlamış. Eczanesi falan var. Şunu kapatıp. Ve ben şunu hep örnek veririm. Benim mesela odam karanlık odanın bir parçasıydı. Annem babam çalışırdı falan. Ben bu işin içine doğmuş, büyümüş falan bir insanım. Uzun yıllar ilkokul, ortaokul yıllarında işte bizim bir dükkanımız vardı orada işte karanlık odada falan böyle bir hayatım geçti. Bunun ardından lise sona doğru babamla birebir fotoğraf üzerine fotoğrafın doğa fotoğrafı, mimari fotoğraf, ürün fotoğrafı, tıp fotoğrafı, işte aklına gelebilecek her türden fotoğrafı kapsayacak böyle çok geniş bir çerçevede fotoğrafın ne olduğuna dair birebir kendisiyle ilişkide bulunup yani bana öğretti diyebilirim bunu birçok yönünü. Bu tabii müthiş sağlam bir baza oluşturuyor. Yani bunun üzerine artık ne kurarsan yükselebiliyor. Bunun ardından işte mimarlık fakültesini kazandım Yıldız'da. Reha Bey'i de daha öncelerden tanırdım. Onunla mimari fotoğraf üzerine bir süre çalışma imkanım oldu. Kendisinin mimar olma isteğimden dolayı ve kendisiyle bir arada olmamdan dolayı bu bir şekilde bir süre sonra mimari fotoğrafa doğru evrildi bu fotoğraf merakım. Fakat mimari fotoğrafı tam mimari fotoğraf olarak yapma yıllarım, ben 90 yılı mezunuyum. 2000'leri buluyor diyebilirim. Bu 10 sene içinde uzun bir süre mimarlık üzerine çalışma imkanım oldu. Üniversite zamanı iyi bir eğitim alma şansım vardı. Ardından piyasada diyebileceğim, piyasada önemli mimarlarla çalışma imkanım oldu. Onlarla mimarlık yapma, mimarlığın ne olduğuna dair, pratikte ne olduğuna dair çok nasıl diyeyim, öğrendim. 2000'lere doğru gelirken bir yandan da mimari fotoğraf çekiyordum. Bu benim kendi merakımdı. Yazları işte bir yerlere giderdik filan, orada işte mimari fotoğraf çekerdim. Ya da hafta içi, hafta sonu filan. Fakat 2000'lere geldiğimizde koleksiyon mimarlık yılı hazırlanmaya karar verildim. Mine Kazmoğlu ile birlikte bu yıllığı hazırladık ve burada birçok kişi de çektiğim fotoğrafları beğendiler. Birçok mimar ve benimle çalışmak istediler falan. Bu inanılmaz bir böyle, daha önce de çalışıyordum ben aslında birçok mimarla. Birçok demeyeyim de çok böyle 3-5 mimarla çalışıyordum bu 1990-2000 yılı arasında. 2000'li yıllardan sonra bunun sayısı çok fazla artmaya başladı. Mimarlık pratiğinden gittikçe uzaklaşıp bu fotoğraf, mimari fotoğraf çekmeye doğru gittikçe evrimleşti ve bugünlere kadar geldi diyebilirim. Mimari fotoğrafa merakım aslında modern mimariye olan merakımla çok özdeşleşiyor, birbirinin içine giriyor. Çünkü modern mimariyi çok seviyorum ve onu öğrenmek istiyorum. Öğrenmenin aracı da tabii okumak, ilgilenmek, bakmak, görmek olabilir. Fakat onu fotoğraflamak, belgelemek falan da onun bir aracı, o bir süreç öğreniyorsunuz. Bu bakımdan çok beni ona doğru itti, mimari fotoğrafa doğru. Modern mimarlık tarihine olan merakım diyebilirim. Mesela babamın eczacılıktan geldiği için, eczacılık okuduğundan dolayı kimyasal maddelere karşı bir yatkınlığı vardı. İşte bu bir takım kimyasal malzemelerin hazırlanması, eritilmesi filan, bunların oranları, ölçüleri, boyutları, bunların bir araya getirilmesi, işte bunların bir kısmını bize yaptırırdı, bana yaptırırdı, kardeşime yaptırırdı ve bu süreç içinde çok ilginç şeyler öğrenme imkanımız olurdu. Mesela Fix diye bir malzeme vardı, fiksatif vardı. Bunun eskiyip eskimediğini bir farklı bir kimyasalla o ölçülürdü filan. Böyle birbirleriyle ilişkili birçok kalem vardı. Bu farklı bir nosyon kattı bana açıkçası. Bu merak duygusu belki oradan geliyor olabilir. Meraklıysam.
analog fotoğrafın birçok alanıyla ilgili çok yoğun bir teknik altyapı oluşmasına neden oldu. Mesela aranjör kullanımı, bugün birçok kişinin bilmediği işte kimyasalların hazırlanması, bu C41E6 dediğimiz kimyasal maddelerin işte kontrol edilmesi, bunların dansiyometrelerle ölçülmesi, hidrometrelerle sıvı miktarlarının ölçülmesi, işte fotoğraf makinesinin kullanımı, teknik fotoğraf makinesinin kullanımı gibi konular ve buna benzer şu anda aklıma gelmeyen birçok analog fotoğrafın içeriğini çok ufak yaşlarda görüp tanıma imkanım oldu. Bu büyük bir şans aslında. Yani babam meraklı olduğu için birçok kitap gelirdi böyle. O zamanın önemli yayın evleri işte Focal Press falan gibi fotoğraf üzerine yayın yapan birçok firma vardı. Bunlar İngiltere'den biz getirtirdik bir şekilde. Getirtmesi o zaman da çok zordu. İş Bankası'na para falan yatırılırdı. İşte böyle çok dolaylı yollardan gelirdi. Bunları okuma imkanım oldu. Görme, optik üzerine mesela fizikte optik kullanımı falan gibi konularda çok güzel kitaplar vardı. Hala duruyor o kitaplar. Onlar tabii çok dediğim gibi çok altta bir baza bir taban oluşturdu bana. Yorumlama çok böyle yine o dönemden başlayayım istersen. Mesela ben fotoğraf filan basardım karanlık odada. Sonra babam bakardı onlara. İşte bak gel bunu böyle bir daha yapalım filan derdi. Biz yine giderdik. Hakikaten öyle yapardık. Hakikaten çok güzel olurdu ve derdik sonra işte boşa malzeme harcama derdi. Bunların bir kısmını da bana sor baştan falan diye kızardı. Çünkü hakikaten o zaman da ben şimdi düşünüyorum da o zaman çok pahalı malzemelerdi onlar. Yani o böyle 30-40 Ilford kağıtlar falan vardı. Onlara baskı yapıyorduk. Hiç çıta çıkmazdı. O bana çok enteresan geliyor. Şimdi geçenlerde düşündüm onu hakikaten. Dedim ki ya dedim bu hakikaten ciddi bir bütçe, bir ciddi bir yatırım falan gibi. Yani enteresan da. Bu öğreti süreci tabii farklı bir yorumlamaya getiriyor. Ardından tabii mimari fotoğraflarla ilgili Reha Bey'in kritikleri oldu. Sonra bilirsin sen bu JA, GA'lar falan vardı. Hiroso Suzuki diye bir fotoğrafçı çeker onu. Çekiyordu o zaman. Bugün de El Croquis'de falan çalışıyor şu anda. O mesela onun fotoğrafları benim çok ilgimi çekerdi. Gidip nasıl kompozisyon yaptığını, bizim okula kitaplar ECA gelirdi her sene, her ay. Onlara gidip her ay sonu gidip bakmak isterdim. Nasıl yorumlamış, nasıl bakmış, nasıl görmeye çalışmış. İşte makine nerede durmuş, ne yükseklikte filan diye. Bu tabii özgün bir yorumlama getiriyor mu getirmiyor mu bilmiyorum ama bunlar özgünlüğünün olduğuna inanıyorum. Mesela birkaç kişi söyleyebilirim. Biri o Hiroso Suzuki, biri Baltazar Korap mesela onların yorumları ve hakikaten onların ifade ettikleri şey bana daha yakın gelir, daha beni besler. Başkalarını bilemiyorum, başkaları belki beğenmeyebilir. Genelde mimari fotoğrafı da piyasadaki mimar olmayan kişiler çok da beğenmez. Yani çok soğuk, donuk, yorumsuz olduğunu düşünürler. Ben pek öyle düşünmüyorum. Herkesin bir yorumu var. Ufak tefek de olsa bir yerde bir yorumu olduğunu düşünüyorum. Ben uzun yıllarda mimarlarla fotoğraf çekiyorum falan. Bu mimarlık tarihine olan ilgimden dolayı da gidip işte mimarlık ürünlerini görüyorum, okuyorum, ilgileniyorum falan. O bir hobi olarak öyle devam ediyor bir yandan. Fakat fotoğraf çek, mimarların ürünlerini fotoğraflamanın dışında bir takım şeyler, bir takım fikirler ortaya atmak ve onları fotoğrafla bütünleştirip bir anlam katmaya çalışmak çok ilgimi çekiyor bu aralar özellikle. Son 5 senede diyebilirim. Bunun için birçok proje, evet birçok proje oldu yaptığım. Bunlardan biri biliyorsun Making of diye yaptığımız bir şey vardı. Ardından Corbusier projesi vardı. Bunların hepsinin birer editörü var. Birileriyle çalışmak daha zevkli oluyor. Birini bulup işte bir arada birbirini öğreterekten adım atmak falan hoş oluyor bunlar. İşte ben yaparım, ben bilirim falan ötesinde. Bir Corbusier projemiz oldu. Çok güzel, hala devam eden. 2011'de başladık. 2017 oldu. 6. senesi daha devam ediyoruz. Şimdi yeni yeni bazı projeler var. Paul Rudolph'un yapılarıyla ilgili bir kitap hazırlıyorum şu anda. Aslında bu fikir onlardan geldi. Ben götürmedim. Bir projemiz daha var. Bu işte bizim oluşturduğumuz bir proje. Lükan üzerine.
Luika'nın tüm yapılarını çekme imkanım oldu. Yani çok heyecan verici bir olay. Birçoğunu, işte oğlu da bu projenin bir miktar içinde. Philadelphia Üniversitesi'ndeki arşivin başındaki kişiler de bu projenin içinde falan. Böyle daha uluslararası düzeyde Türkiye'de yapacağımız bir proje olacak. Pera'da muhtemelen açılacak bu da. Bir kitabı işte sergisi falan olacak. Ve bunu bir ay kadar önce Philadelphia Architectural Center oraya taşımak istediğini falan söyledi. Buradan oraya götüreceğiz. Öyle bir imkanımız var. Böyle senin dediğin gibi sadece fotoğraf çekmek değil, bir proje düşünmek, bir çerçeve düşünmek, onu fotoğrafla donatmak için gibi konular şu anda çok ilgimi çekiyor açıkçası. Aslına bakarsan bunlara ben üniversitenin 86-88 yılında falan başladım. Bir Anadolu Selçuklu sergisi ve kitapçığı hazırladım. Gidip işte gidip çektim filan işte tamamen bireysel bir performanstı. Sonra evet bu habitat süreci oldu. Sonra Ahan'a bir takım şeyler çektim ve çekiyorum o zamandan gelen. Ahan'ın ilk işini 88'de Turgut Cansever'in Demir Tatil Köyü'nü çekme imkanım oldu. İşte Turgut Bey, Reha Bey filan önerdiler. Onun üzerine ben orada fotoğraf çektim. Ondan sonra da bugüne kadar devam eden bir süreç. Ben artık son herhalde birkaç senedir tüm nominasyonları çekiyorum, dünyadaki dolaşıyorum. Birey dediğimiz şey çok böyle muğlak ve yaptıkları çok çabuk kaybolabilecek şeyler. Ürettikleri işte bir yangın olur, ne bileyim, gelir bürosuna birisi hırsız girer, onları çalar filan, bir anda bunlar sıfırlanabilir. Bunların devlet ve kurum politikaları olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar yönlendirmeli. Mutlaka bir politikasının olması gerekiyor. Bunun Türkiye'de olduğunu inanmıyorum ve söz konusu da değil. Benim birkaç çalıştığım, tam bu değil de çalıştığım firma oldu. Bunlardan birisi AA için, Architecture School of Architecture için hem yurt dışında hem Türkiye'de bir takım fotoğraflar çektim. Modern mimari arşivleri için. Sonra Berkeley için çektim, mimarlık fakültesi için bir miktar. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de. Mesela bir Amerika'da bir kurumun olduğunu biliyorum. Şimdi hatırlayamıyorum ama bütün bu tarihi nitelikte olan yapı stoğunun çok nitelikli belgelenmiş fotoğraflarının olduğunu, bunun Japonya'da olduğunu biliyorum, İngiltere'de olduğunu biliyorum. Bizde böyle bir şey söz konusu değil. Yok öyle bir şey. Şu karşıda gördüğün gibi Serhat Hakkı'nın yapılarını yıkıp önüne de Aragüler'in bu nostaljik fotoğraflarını koyaraktan ne yapmaya çalışıyorsun? Yaptığım kötü mü demek istiyorsun? Yani böyle absürt bir durum olduğunu düşünüyorum ve bir değerinin de olduğunu açıkçası düşünmüyorum deme sakın. Düşünmüyorum çünkü ya ben buranın mesela yıkılmadan önce fotoğraflarını çektim, şu karşı tarafın bir şekilde içinin dışının filan, işte yıkılacağını bilerek de çekmedim açıkça söyleyeyim. Bundan 1,5 sene için önce bahsettiğim bu Sirat Hakkı projesi kapsamında çektim filan. Şimdi görünce insan çok üzülüyor ya, yani fotoğraflarda mı kalmalı? Yurt dışına gidiyorsunuz, işte o yapılar, modern yapılar, işte 19. yüzyılın başından kalmış, hepsi duruyor. Tertemiz gündelik işlevi içinde bir Hollywood sahnesi gibi değil. Onlara bir işlev katıyorlar. Yaşıyor. Gündelik hayatın bir parçası olmaya başlıyor. Burada ise yıkılıp gidiyor yani. Bunun ne önemi var diyeceksin resimlerde, fotoğraflarda kalmanın. İşte belki 3-5 araştırmacı için olabilir ama bütün bu topluma yaydığınız zaman bu insanların bunu kullanması, bunu görmesi. O Serhat Hakkı Eldem'in mesela 1900'lerin başında yaptığı o detayları algılamak, görmek falan, bunlar hoş şeyler ya. Bunlar güzel şeyler yani, insan olduğunuzu hatırlıyorsunuz falan, yani bir arada olmanın özelliği geliyor. Böyle bir durum. Bir arşiv düzenim var, bir sınıflamam var işte, istediğimde. Yani %99,9 gidip bulabiliyorum. Öyle bir arşiven düzenim var. Çok fazla malzeme olduğu için. Bu işte 2000'den 17 yıldır aslında durmadan ben, yani
fotoğraf çek, mimari fotoğraf çekiyorum ve çok fazla malzeme oluştu. Bu bütün bu malzemenin içinde istediğim, sen bana sorduğunda şunu istiyorum Cemal dediğinde ben sana verebiliyorum onu, fakat yavaş yavaş da unutuyorum bunların ne bunu ben mi çekmiştim falan dediğimde oluyor açıkçası. Dijital çekiyorum. Analog fotoğraflar, filmlerin çoğu duruyor, arşivlenmiş bir biçimde saklıyorum. Onları işte aslında analog saklamak sorun değil. O somut bir şekilde duruyor, tutabiliyorsunuz da dijitali saklamanın daha büyük bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazılımlar değişiyor. Ve eski, ben mesela kaç yılında bu profesyonel dijital fotoğrafçılığa başladım? İşte herhalde bir 10 senesi, bir 5-6 senesi oluyor bunun. Mesela 6-7 sene önce çıkmış yazılımlar, daha doğrusu çektiğiniz fotoğrafı edit ettiğiniz yazılımlar, o çektiğiniz fotoğrafı edit edebileceğiniz yazılımlar açamayabiliyorsunuz, problemler olabiliyor. Bu 15 yıl sonra, 20 yıl, 50 yıl sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Bir bu problem var. Yazılım farkından dolayı dosyanın açılamama gibi problemleri ya da açıldığında fotoğraf değerinde bir görselin oluşmaması gibi sorunlarımız var. Bir diğeri de dijital kaybolabilecek en kolay medya diyelim, yani tutamıyorsunuz, yok oluyor. Film öyle değil, film kalıyor, kağıt öyle değil, kalıyor. Benim babam işte buradaki Reha Bey gibi, Gültekin Çizgen gibi, dengi yaşıtı diyebilirim. Elinde çok güzel bir arşiv var. İşte benim doğduğum 60'ların başından 80'lere kadar bir Anadolu kesiti diyebiliriz. Anadolu coğrafyasında ne oluyor görsel olarak? İşte yapılar var, insanlar var, vesikalık var, düğün fotoğrafı var, o var, bu var filan. O kadar büyük bir zengin arşiv ki bu. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne gittim. Dedim ki böyle böyle, işte tanıyorlardı. Bunu bir kitap haline getirelim, sizin arşivinizde olsun. İşte daha ileriye gidelim, siz bu malzemeyi toplayın, kullanın filan. Yani bir kitap yapalım buna dedim. Peki filan dediler. İşte bir şeyler yaptık, bir bütçe oluşturduk falan. İlgilenmediler. Yani hiç yapmayacağız dediler. İyi dedik biz de. Yani bunun bir değeri bu toplumda olduğunu pek zannetmiyorum. Yani çok böyle kısıtlı bir çevrenin değer gösterdiği, onun dışında bir değerin olduğunu zannetmiyorum. Bu yorum hikayesi. Yani o böyle kişiye özgün bir şey. Yani ve o onun eğitimiyle ilgili bir durum. Ama çok da ilginç olduğunu düşünüyorum bu yorum konusunun. Yine Corbusier örneğinden yola çıkarak bir örnek vermek istiyorum. Biz 2011 yılında Bilgi'de açtığımız bu serginin ilk başına Fransa'daki fondasyonla birlikte bu işe başladık. Ben kendimi övmek için falan bunu anlatmıyorum. Kesinlikle öyle bir şey değil. İlk başladığımızda bir toplantı yapıldı. İşte ben de bu Corbusier'in yapılarının bir 10-15 yapısının fotoğrafını çekip bir sergi açmak istiyoruz burada dedik. Fondasyondan işte Michel dedi ki bunu çekmenize gerek yok. Bu zaten çekilmiş. İşte 1908'den beri Corbusier'in yapıları çekiliyor. Bir daha sizin çekmenizin ne gibi bir anlamı var filan dedik. Ben dedim ki belki aynılarını çekeceğim ama dedim ya gidip görmek, işte tanımak, fotoğraflarını çekmek istiyorum. Bunun finansmanını da burada buluyoruz Türkiye'de filan. Size hiç külfetimiz olmayacak. Yeter ki bize izinleri filan, kontakları sağlayın. Biz bunu yapalım dedik. Adamı bir şekilde ikna ettik. Tamam dedi sonunda. Hakikaten 1908'den beri dünyada en çok fotoğrafı çekilen, yazılan mimardır. Bunun üstüne birisi yoktur. Ben bu belirlediğimiz 10-15 yapının fotoğraflarını gidip çektim. Sonunda hakikaten farklı oldu. Onlar da gördü bunu. Sonra bu 6 yıl boyunca bana iş verdiler. Ve böylece benim elimde dünyada tek tüm korba arşivi olan kişi haline dönüştüm. Yani bu bir şans tabii ama bir de yorum katmak istediğinizde, o yapıyı tanıtmak, özgünlüğü, ne olduğunu ifade etmek istiyorsanız yorum önemli. Yani bunu çok böyle
anlatamayabilirim. Şöyle yap, böyle yap falan diyemeyebilirim. Diyemem ama nasıl bir yöntem izleyeceğinizi söyleyebilirim. Bir kere o yapıyı çok iyi tanımak gerekiyor. O yapının mimarlık tarihi içindeki önemini bilmek gerekiyor. Neden önemli? Bu yapıyla ilgili çekilmiş fotoğrafların hepsini aşağı yukarı görmek gerekiyor. Sonra bunları alıp bir araya getirip düşünüp masanın üzerinde. Sonra gidip onun fotoğrafını çekmek gerekiyor. O zaman farklı bir şeyler, çok ufak belki, öyle müthiş bir şey değil ama çok ufak bir farkla farklı bir şeyler söylenebileceğini hala inanıyorum. Hatta gidip bir şey çektikten sonra tekrar gidip çektiğinizde de farklı bir şeyler söyleyebileceğiniz ve görebileceğinize inanıyorum. Bunun bir sonu yok. Aslında anlamanın sonu yok gibi bir şey bu. Yani hepimiz her hayat tekrar ama anlamanın sonu yok. Mimari fotoğraf hakikaten bu girişte demin de söyledim yazdığınız gibi bir teknik donanım gerekiyor. Özellikle teknik makineler kullanmak gerekiyor. Bunlar da diğerlerine göre daha pahalı, daha ağır, daha öğrenilmesi gereken donanımlar. Ben mesela bu konuda yine çok şanslıydım. Lise sonunda falan benim bir Linof Süpertechnika 6.9 makinem vardı. Bir de objektifim vardı. Ondan böyle çıkıp doğa fotoğrafları falan çekerdim. Onu tanıma şansını elde ettim. Yani o makinenin kamera hareketlerinin sizin makinenin içinden bakıp o kamera hareketini yapmak değil de onu görüp ben bunu çekmek istiyorum deyip makineyi öyle kullanmak gerekiyor. Yani hepimiz biliyoruz kamera öyle böyle hareket ediyor falan ama kompozisyonda onu öyle yapmak istediğinizi makineyi bir marangozun işte iskarplasını kullanması gibi ya da rendesini kullanması gibi kullanmak gerektiğini ve bunu bu yönde yorum yapma imkanını arttırdığını düşünüyorum. Zaman içinde geliştiriyoruz tabii. Yani o zaten başımızın belası, o çok büyük bir yatırım haline dönüşüyor bir süre sonra. Geriye dönüp baktığınızda o harcadığınız paraların falan yani niye harcadım diyorsunuz bunları yani. Ama işte bir istek falan herhalde bu, bir içgüdü, bir şey. Evet, çok şey oluyor hakikaten, çok eziyet, külfetli olmaya başlıyor bir süre sonra. Bir de bu yeni teknolojileri geliştiriyorlar şu anda. Yani bu dijital teknoloji daha bir 10 sene 10 sene oldu fakat daha tam o böyle analog sistemin bu bilirsin, sana da çekmiştim bu 4-5 inç sheet film, işte 8-10 inç falan böyle büyük boyutlardaki makinaların optik sistemlerinin daha hala dengi şu anda dijitallerde pek yok. Yani onların problemleri var. Onlar da pek yatırım yapmak istemiyor. Çünkü dünyada da bunların çok az kullanıcısı var şu anda. Böyle bazı problemli noktaları şu andaki teknolojilerin var. Mimari fotoğraf alanında. Geniş açılar çok ciddi problem oluşturuyor. Dijital sistemlerle uyuşması açısından. Özellikle bu kamera hareketlerinde, fazla kamera hareketlerinde dijital sistemlerin pek de iyi performans sergilemediğini biliyoruz. Bunlar ama her geçen gün biraz daha ileriye götürüp geliştiriyorlar. Tabii bu geliştirirken de sizin paranızla geliştiriyorlar. Çünkü siz onu ödeyip alıyorsunuz, o bir adım ileri gidiyor filan. Problemli. Geçenlerde ben New York'taydım. B&H diye bir mağaza var. O fotoğraf malzemelerini satan da dünyanın en büyük mağazalarından birisi. Onun böyle bir fotoğraf, yani bütün mağaza fotoğrafa ayrılmıştır da mesela analog fotoğraf benim böyle ufacık bir niş haline gelmiş, yani ölmek üzere olan bir durum. Video ve fotoğraf çok ayrı şeyler, yani çok ayrı medyalar, yani ikisi de farklı güçleri var. Yani videodaki duygu yükleme filan hikayeleri, zenginlik, fotoğraftaki o tekil vurgu, yorum farkı, videoda da vardır yorum farkı. Çok farklı medyalar. Yani bunları birbirinin daha birbirine dönüştüğünü, evrildiğini falan söylemek bence yanlış. Yani ben hala fotoğrafın çok güçlü bir medya olduğunu, mimarlık konusunda, mimarlık tarihi konusunda olduğunu düşünüyorum. Tanıdığınız, çok iyi tanıdığınız birisinin öyle bir gülüşünün fotoğrafını çekersiniz ki onun saatlerce videosunu çekmekten çok daha etkilidir. Önünüzde de yıllarca durabilir.
Bu böyle bir şey yani farklı bir medya. Ben işte lise yıllarında doğa fotoğrafları falan çekiyorum daha çok işte dağ fotoğrafları, doğa, bitki falan bunları ben fotoğraf kağıdına basıyordum. Bir şekilde İstanbul'a yolluyordum. Reha Bey'de işte ortanın arkalarını çevirip arkalarından burası daha aydınlık, burasının daha koyu olması gerektiğini ya da kompozisyonun böyle olması gerektiğini, daha doğru olacağını söylüyordu. Yazıyordu arkalarına. Ben onları saklıyorum. İşte sana yollamaya çalışacağım onları. Çok sevindim. Gösterirsen hoş olur herhalde. Güzel yorumlardı. Merhaba, çok teşekkür ederim beni de düşündüğünüz için bu kapsamda. Şimdi, daha mı geldi? Tamam. Bu birinci soru ya cevaben, yani biraz metin söyleyip ondan sonra bir sunum göstermek istiyorum. Hangi vesileyle başladım? Aslında çok basit. Yani mimarlık ve kent plancılığı eğitimleri görmüş birisi olarak zaten biz mecburen fotoğraf çekiyoruz. O yüzden fotoğraf ister istemez eğitimimizin bir parçasıydı. Ondan sonra da çok basit bir nedenle yani kent plancılığı ve mimarlık her ikisi de çok büyük bütçeler gerektiren meslekler olduğu için ve çok büyük karının olduğu yerde özgürlük olmadığı için ben de birazcık belki lüzumdan fazla özgürlüğüme düşkün bir adam olduğum için mimarlık ve kent plancılığı yapmayı bırakıp çok sevdiğim, en sevdiğim hobim olan fotoğrafı hayatımın merkezine almaya karar verdim. Böyle başladı. Ve tabii ki mimarlık fotoğraf işinin parçası oldu her zaman. Çünkü bu iki mesleğinde, ve sözünü ettiğim iki mesleğinde eğitimini aldığım için belki bu amaçlara yönelik fotoğraf üretmekte bir avantajım vardı veya başkaları belki öyle gördü. O yüzden gayet doğal bir yönlenme oldu. Şöyle, bakış açınızı kullandığınız yöntem ve veya ekipmanları belirleyen, değiştiren bir faktör oldu mu? Şöyle, özellikle sayısal ilgi işlem imkanları ortaya çıkalı beri şöyle diyeyim, tabii ki göze olabildiğince, göz kapsamına olabildiğince uygun bir optik yapı taşıyan bir lensle bir mimarlık fotoğrafı çekmenin çok mantıklı bir yönü var. Fakat zaten biz shift dediğimiz hareketle düzende bir ister istemez deformasyon yarattığımız için bu deformasyon da kesin yani kanıtlanmış bir şey. Tam olarak bilginin %100 doğru aktarıldığını söyleyemeyiz shift hareketi sayesinde ortaya çıkan ortogonal fotoğrafta. Ben de buradan hareketle yazılım imkanları ortaya çıkalı beri belki çok sayıda fotoğraf çekip onları birleştirip bir lensle, bir optikle elde edilemeyecek bazı görüntüler yaratma peşine de düştüm. Çünkü bu bana şu imkanı sağladı. Ben ilk bir mekana girdiğim zaman orayı dolaşırken kafamda ne gibi bir şey aktarmak istediğime dair zaten bir imgeler bütünü oluşuyor. Ve elimdeki imkanları hesaba tutarak yani çok farklı amaçlar için kullandım. Çok farklı lensler var. Bazısını belki senede bir kere kullanıyorum. Ama diyorum ki iyi ki o lens var. Çünkü orada hayat kurtarıyor. Ya da hiçbir lensin bana istediğim görsel tasviri elde edemediğini görürsem veya ben onu doğru planlayamazsam bu sefer diyorum ki ben bu bir sürü fotoğrafı yan yana çekeceğim ve ondan sonra onları birleştirdikten sonra istediğim gibi bir görseli elde edeceğim. Yani bunun çeşitli avantajları da oluyor. Yani zaten yüksek çözünürlüklü kameralarda çalışıyoruz ama parça parça fotoğraf çekip onları birleştirdiğiniz zaman daha da yüksek çözünürlüklü oluyorlar. Bu tür avantajları da var. Yani dolayısıyla sayısal imge işlem imkanlarını ben önemsiyorum ve ürettiğim görsel tasvirlerde kullanıyorum. Mimari fotoğraf alanında sizi etkileyen üretimler nelerdi? Takip ettiğiniz, ilham aldığınız, öykündüğünüz üretimlerden bahseder misiniz? Daha önce ismi geçen iki isim daha söyleyeceğim ben de. Julius Schulman benim her zaman saygı duyduğum bir mimari fotoğrafçısı olmuştur. Baltazar Korab ki Cemal onu kendi videosunda
zikretti. Benim Aradamento, o zamanlar Aradamento Dekorasyon dergisiydi. Daha sonra neyse ki doğru bir isme kavuştu Aradamento Mimarlık diye. Baltazar Korab'la da benim uzun bir sohbet yapmam, yani dergi için bir söyleşi yapma fırsatım oldu. Muhteşem, şahane bir insandı. Tanıştığıma da çok mutlu olmuştum. Diğer iki isim de, yani başka bir sürü isimler de belki söylenebilir. Fakat aklıma gelenler bunlar oldu. Bernd ve Hilla Beher, yani Düsseldorf Fotoğraf Ekolü'nün kurucuları. Her ikisini de kaybettik yakın zamanlarda sayabiliriz. Bir de şu sıralar çok aktif olan ve çok güzel projeler yapan Ivan Baan'ı çok yani hakikaten takdir ediyorum yaptığı işleri. Şimdi mimari fotoğrafta özgün bir yaklaşım mümkün mü? Birazcık daha uzunca bir cevap vereceğim. Belki daha önce de yazdığım bir makaleden alıntı yaparak. Evet, bence mümkün. Bunun için çabalıyorum. Ama çabalıyorum diyorum sadece. Mimari fotoğrafı çekerken bazen yapının mimarı benimle birlikte olur. Onun talep ettiği açılara, içeriklere, ilişkilere cevap veren fotoğrafik temsiller üretmek şüphesiz ki atlanmaması gereken bir görev. Bununla beraber bir binanın mimarına hiç bu açıdan bakmamıştım dedirtebilmek için de bakmak lazım. Bunu becerebildiğim zamanlar mutlu oluyorum. Her nasıl bir mimarın tanınabilir bir tasarım dili, yani imzası olması olumlu algılanabilecek bir olguysa, fotoğrafçının da tanınabilir, tercih edilebilir, hatırlanabilir bir görsel dili olmalı diye düşünüyorum. Bunu gerçekleştirmek pek kolay bir iş değil. Sadece niyet taşımaktan bahsediyorum burada. Bu konuda görece ehil bir fotoğrafçı olsanız bile her yaptığınız işte o imza algılanmayabilir. Belki de algılanmamalı zaten. Arada algılanması da daha iyi olabilir. Bu bireysel dile ulaşmanın bir yolu, mimarın binasını tasarlarken tasavvur ettiği hacim kurgularına alternatif mekan görsellikleri üretmek olabilir. Ben özellikle hacim ilişkileri ve o hacimler arasındaki akış, yani sirkülasyon benim çok çok önemsediğim bir çok önemsediğim iki mimari boyut ve özellikle de bunlar arasındaki katmanlaşmalar, yani birbirinin içinden birbirini görmek meselesi benim mimarlıkta çok önem verdiğim bir şey olduğu için fotoğrafladığım mimarlıkta da varsa da yoksa da onu bir şekilde aramaya ve bulmaya çalışıyorum. Mimarlığı heyecan verici kılan boyutlardan birisi de İngilizce terimiyle placemaking boyutlarında iyi sonuçlar elde edebilmek. Ben placemaking kavramını da şahsen kimlikli yer teşekkülü olarak tercüme ediyorum. Bence mimar fotoğrafçısı da hiç olmazsa bazı fotoğraflarında o yeri yer yapan özellikleri keşfetmeye çalışıp o özgünlüğün görsel aktarımı peşinde olduğunu diye düşünüyorum. Son olarak makinenin arkasında bir özne olduğunu, üretilen fotoğrafların nesnen olmadığını ve her mimarlık fotoğrafçısının aynı binadan farklı bir set üreteceğini unutmamak gerekir. Dolayısıyla ideal durum bir yapının birden fazla mimarlık fotoğrafçısı tarafından çekilmesidir. Ki bu finansal nedenlerden dolayı çoğunlukla mümkün olamıyor maalesef. Reha Bey de aslında başlangıçta buna dikkat çekti. Yani bir binanın farklı mimarlık fotoğrafçıları tarafından çekilmesinin önemli bir ne olgu olduğunu diyelim. Buradan hareketle mimarlık fotoğrafını şahsi bir mekansal deneyim aktardığını düşünüyorum. Hiç olmazsa kısmen. Bu yaptığım işleri, çalışmaları, işi ve nişan çerçevesi dışına taşıdığınız durumlar oldu mu konusuna zaten sunumda geleceğim. O yüzden onu atlıyorum. Hangi isimlere işaret etmek söz konusu deyince burada zaten davet alanların hepsini zaten standart olarak zikretmek gerekiyor. Vakit olabilseydi şayet ben Ahmet Ertuğ'un da burada olmasını isterdim. Çünkü Ahmet Ertuğ gerçekten çok çok hakikaten nasıl diyeyim saygıdeğer, takdir edilesi işler yapıyor ve onu hem ulusal hem uluslararası, özellikle de uluslararası ortamda paylaşıyor. Serkan bu işi, yani mimari fotoğrafını hani kullanan, sanat işlerinde de kullanan bir Bahçeşehir'deydi değil mi? Bahçeşehir'de eğitimini veren bir kişi. Depict var. Daha önce aklıma gelmedi benim. Ve kızıyorum kendime bunun için. Ege Kanar ve Can Dinlenmiş birlikte ve onlar da bayağı yani bayağı demeyeyim ama yani çok çekim yaptılar ve hakikaten işlerini de iyi yapıyorlar. Ve Uğur buralarda, Uğur Eren. Uğur burada, evet.
Yani unuttuğumuz insanlar muhakkak ki vardır. Onlar da kusura bakmasınlar lütfen. Fotoğrafçının çalışmasına gerek mimari fotoğraf literatürüne gerek mimarlık tarih literatürüne ne tür katkılarda bulundu, ne eksik? Yani o uzun bir konu. Yani ona ben o ne gibi katkılar olduğu meselesinden çok ne eksik konusuna odaklanmak isterim. Devletin destek verdiği ve 5-10 yıllık periyodlarla tekrarlanan, özellikle de belleği bu kadar çabuk değişen, bu kadar yıkıma uğrayan ve kentsel mekanı bu kadar hızlıca bir şekilde transforme olan, başkalaşan bir ortamda ülke ölçeğinde kentsel büyüme ve değişimin nabzını tutan belgeleme projeleri yaptırılmalı. Ve bu tabii ki devlet tarafından yaptırılmalı. Yani bir zamanlar özellikle yanlış hatırlamıyorsam, hatırlamıyor isem Ersin Bey'in dikkat çektiği Otmar Ferşi'nin her şeyi yaptırılan sipariş çalışma gibi. La Türkiye Kemalist diye muhteşem bir kırmızı kaplı kitap vardır. Bir koleksiyon değerinde, yani koleksiyona girmesi gereken değerli bir çalışmadır. Devlet tabii aynı zamanda bu çalışmaları arşivlemeli, sergilemeli ve kitaplaştırmalı. Sadece arşivlemek yetmiyor, onları paylaşmak gerekiyor. Mimari fotoğraf konusunda bir eğitim faaliyeti ne gelirsek de, yani tabii ki Türkiye'de mimari fotoğraf dersleri verenler oldu, olacaktır. Ama sürekli olan bir eğitim alanı değil ve böyle çok net bir adresi de yok. Yani böyle zaman zaman oluyor, zaman zaman olmuyor gibi falan. Yani var bir şeyler ama böyle hani böyle akademik platformda bilinen 2-3 böyle sabit adres olsa bu konuda işte belki daha fazla hoş olurdu. Bir de bu arşiv meselesine girersek, şöyle, bu arşiv meselesinin, sizin soru metninde de belirttiğiniz üzere, fotoğrafçının tek başına üstlenebileceğinden çok daha büyük bir sorumluluk olduğuna kesinlikle katılıyorum. Kamusal ve veya özel sermaye desteğiyle kent, mimarlık müzeleri kurulmalı ve bu fotoğraflar burada arşivlenmeli, korunmalı, halkın ve araştırmacıların hizmetine sunulmalı. Gittikçe büyüyen kendi arşivimin, yani benim de rahatlıkla, ben son rakamı saymadım ama benim de milyonlarca türünden ifade edilecek elimde arşiv var. Bir kısmı analog malzeme, büyükçe bir çoğunluğu dijital malzeme. Çünkü ben dijital fotoğrafa ilk geçen fotoğrafçılardan biriyim. Dijital fotoğrafa burun kıvrıldığı dönemde. Bu kendi arşivi kontrolden çıkmayacak bir şekilde dizinlendirilmesi için büyük bir çaba sarf ediyorum. Şu an o çabada da geri kalmış değilim. Benden bir şey istendiğinde 5 dakika içinde ya da en hani çok beklenmedik bir durum oluşursa da yarım saat içinde aradığım şeyi bulurum. 4 kopya tutuyorum bu arada. Yani her dijital belgeden 4 kopya var. Hepsinin baskısını almam mümkün değil. Yani çok ciddi bir yerlerden bana miras kalması gerekiyor bunu becerebilmem için. İleride ciddiyetine güvendiğim bir kuruma teslim etmek niyetim var bu arşivi. Bunun bir yurt dışı kurum olmasında beni hiç rahatsız etmez. Yani keşke yurt dışı bir kuruma versem. Ama yurt dışı bir kurum teklif getirecekse de ne yapalım, olsun varsın, hiç olmazsa varlığına devam etsin. Evet, ben şimdi bundan sonraki işlerle ilişkili bir sanatçı beyanıyla başlayayım. Eser külliyatı, kentleşme ve muhtenalaştırmanın etkileri, katılımcı vatandaşlık ve kent hakları, yerel kültürlerin belgesel sürdürülebilirliği, belgesel boyuttaki sürdürülebilirliği, insanın doğada neden olduğu tahribat gibi konulara odaklanıyor. Kentler sakinlerin eksantrik yaşama hallerini ve barınaklarını şekillendirdiği alanlardır. Bu yüzden onları inşa eden toplumların aynısıdırlar. Bir kültürü kurduğu şehirler üzerinden okuyabiliriz. Bir portre çekmek gibi bir anlamda. Kentler toplumların hakiki ruhunu gözlemleyebileceğiniz açık hava antropoloji etnografya müzeleri gibidirler. Kültürel mimari mirasının ve belleğin sürdürülebilirliği konusunda belge kurgu üretmeyi bir çeşit aktivizm ve bir direniş biçimi olarak görüyorum. Özellikle de zamanımızda son senelerde. Bunu yaparken sıradanlıktan kaynaklanan aşinalığı kırmayı ve ortaya çıkan görselliğin beklenmedik bir algıya zemin yaratmasını amaçlıyorum. Bunların hepsi bir tabii bir istek. Gerçekleştirebiliyor muyum? O uzun uzun tartışılır. Bunun üzerinden gitmeyeceğim, sadece hatırlatmak üzere yıllar önce ben temsilin inşası mimari fotoğrafçılığı diye bir
Makalede bayağı ciddi böyle uzun uzun hani bu işte nelere dikkat etmeye çalışıyorum şahsen ve genelde nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi. Arenamento Mimar Dergisi'nde yayınlanmış bir makaledir bu. 8 sayfa. Yani ilgilenenler için bir küçük de olsa bir kaynak oluşturabilir diye düşünüyorum. Katkıda ya da kendi ya bana sipariş edilen veya benim kendi isteğimle açtığım sergiler değineceğim. Bu bir İtalyan endüstri devinin 85. yıl kitabı için bana bir yapılan bir davet sonrasında ortaya çıkmış bir sergiydi. İnşa diye bir sergi yaptım Fransız Kültür Merkezi'nde. Bu tabii ki mimarlıkla çok direkt alakalı bir kavram inşa. Ama inşaat değil de inşa, yani construction değil de construct. Yani çünkü bir kimlik ve bir kültür de inşa edilebilir. Biraz ona gönderme yaparak. Ve daha sonra oradan Fransız Kültür Merkezi'nde dediğim gibi. Daha sonra Garanti Galeri diye bir galeri vardı bir zamanlar, hatırlarsınız. Çok da sevdiğim bir galeriydi orası. Orada ikon olarak endüstri diye, endüstri mimarlığı üzerine bir sergi açıldı. Bu o sergiden görüntüler. Bir video çalışması da vardı burada. Bu Ankara Erimtan Müzesi'nde açılmış bir sergi. Öncü modernizmden öykünmeci mimesise başlığı altında. 4 gün boyunca çok yoğun bir, gerçekten de çok yoğun bir tempoyla ortaya çıkan bir çalışma bu. Ankara'daki farklı kentsel planlama yaklaşımlarını yan yana koyarak çok fazla da aslında yoruma mahal bırakmayan bir sergiydi. Bu da aynı sergiden bir görüntüler. Bu ise eski ve yeni İstanbul arasında karşılaşma yapmaya, karşılaştırma değil de daha doğrusu bir delik yaratmaya başlayan ve Toronto'daki Ahan Müzesi'nde açılan bir sergiydi. Eski fotoğraflar Ömer Koç koleksiyonundan fotoğraflardı. Yeni fotoğrafları da ben benim işlerimden sergilerdi ve burada bir karşılaştırma yapmak gibi bir amacım çok olmadı çünkü zaten karşılaştırabilecek şeyler kalmamıştı oradaki fotoğraflarla. Sadece bir yerden ben İstanbul'un yeni hallerini göstermek istediğim için daha önce de oraların fotoğrafı çekilmediği için hani buralar mutlu gibi vaziyetleri olduğu için benim o yeni fotoğrafları gösterme şansım yoktu. O yüzden sadece iki yerde karşılaştırma yaptım. Bir tanesi Beyazıt Kulesi'nden çekilen fotoğraf ki o da sağ altta görüyorsunuz. Sağ alttaki fotoğrafta görüyorsunuz. Bir de Galata Kulesi'nden çekilen fotoğraflar tamam 1 mm 30 mm'sine karşılaştırma bir şekilde oraya koydular. Şu sol üstte gördüğünüz ise 30 metre boyutlarında devasa bir projeksiyonlu ve müze yönetiminden özellikle kopartıp aldım ve burada iş sergilemek istedim. Bu benim bir de daha kurgu anlamında belki değerlendirilebilecek kente ilişkin eserlerim var. İki tane seri bunlar. Bir tanesi Metamorfoz, diğeri de Faksimile. Bu Beşiktaş Fotoğraf Festivali'nde konteynerlerin üzerinde kamusal açık alanda sergilendi bunlar ve şimdiye kadar en heyecan duyduğum yani müze bile dahil buna. Yani müzede sergi açmak tabii çok hoş bir şey. İnsan pek hoşuna gidiyor. Mesela Ağa Müzesi gerçekten muhteşem bir müzeydi. Ama yani sadece sanat görmeye eğilimli insanların değil de sokakta evine dönerken hiç de sanat görmeye niyetli olmayan insanların birden karşılarına toslayaraktan böyle bir içeriğin paylaşılması beni çok heyecanlandırmıştı. İleride bu anlamda kamusal alanda sergilemek konusunda ya kendim girişimlerde bulunacağım ya da inşallah böyle teklifler gelir gene. Bu da bizim yani normal galeri modumuz. Yani işte birçoğunuz zaten biliyorsunuz. Çeşitli profesyonel çekimlere geçersek onları çok çabuk geçeceğim. Ne kadar zamanım kaldı? Az kaldı. Az kaldı. Tamam o zaman çok çabuk. Ben bir mimarlık fotoğrafçısı olarak sadece mimarlık içerikli şeyleri değil, müzelere çok bol miktarda çekim yapıyorum ben. Yani İstanbul Modern, Sakıp Sabancı Müzesi, Arter gibi. Çok hoşuma gidiyor çünkü benden mimari fotoğraftaki tecrübemi
bir sanatçı olarak da duyarlılığımı diyelim artık ne diyeceksek ona harmanlayabildiğim bir alan oluyor. Yani mimari hacim algısıyla sanatın o dış mekana veya iç mekana nasıl entegre olduğunu göstermeye çalışmak benim için çok müthiş bir bilmece. Çok seviyorum bu konuda iş yapmayı ve o yüzden de yani bol miktarda hani iş geliyor ve severek yapıyorum o anlamda. Bu Tabandoğlu Mimarlık Bodrum'da bu da aynı mimarın yaptığı şey Bodrum Uluslararası Terminali. Bu fotoğraf seti vesilesiyle Riba ödülünü aldılar Tabandoğlu Mimarlık. Çok da seviniyorum bundan aracılığıma. Böyle bazen biraz alışılmışın dışında açılar kullanmayı severim. Yani özellikle de tabanı göstermek istediğim zaman. Bu yaka Durmuş Dilekçe Emir Uras. Burada mesela şu demin kastettiğim şey bu. Mesela panoramik oldu zaten yaylanmadan dolayı anlaşılıyordur ama işte bu gerekebiliyor bir kontekst verebilmek için. Çabuk çabuk geçiyorum fazla zamanım olmadığı için. Çünkü son bir iki dakikayı sığdırmak istediğim bir şey daha var. Bu malum zorlu. PSM. Ve onun arka sahne strüktürü. Benim Türkiye'de en çok sevdiğim mimari gruplardan bir tanesi olan Cem İlhan Tülinhadi'nin Ford Otosan binası. Ve son olarak da şimdi şöyle bir özellikle bundan sonra bitiyor çok az kaldı. Ben Gezi hareketinden beri, Gezi direnişinden beri Türkiye'de anormal şeyler oluyor diyor. Gerçekten böyle hem olumlu hem olumlu sayabileceğimiz ve birden yani özellikle hızlı işlere ağırlık verdiğim için ondan önceki dönemde dedim ki ya bu yani ben hani mimari fotoğrafçısı olarak da biraz belge çalışmaya da artık tecrübe geliştirdim. Ve ben bu belge bileme konusundaki becerimi aynı zamanda bu kentte ne oluyor o konuda da çekmeliyim. Yani bir yerden sonra da aslında şikayetçi olduğumuz bazı icraatları da gerçekleştiriyor mimarlık. Ve biz onların fotoğrafını çekiyoruz. Yani daha önce gösterdiğim bir şey içerisinde. Yani benim kente yapılan bir müdahale olarak hiç doğru bulmadığım bir binanın fotoğrafını çektim ben. Ama mesela bundan sonra, mesela biz evde eşimle konuşuyoruz bazen böyle şeyleri. Ben mesela büyük konuşmayayım. Galata Port'daki herhangi, yani şimdi burada söylersem o zaman mecburiyet hissederim, o ederim, o da güzel. Galata Port'taki herhangi projeden bana bir çekim şeysi gelirse, teklifi, çalışmak istemem. Çünkü yani şikayetçiyim, şikayetçi olduğum şeyi niye fotoğrafını çekiyorum falan gibi. Bunlar drone ile çekilmiş fotoğraflar. İşte bu 9-16 meselesini biliyorsunuz. Tabii bir yandan da daha önce mimarlığın bir mücevher olarak tasarlanması meselesi de beni biraz rahatsız ettiği için ve kentsel konteksti bağlamı çok da net gösteremediğimiz için bu çalışmalarda. Gördüğünüz gibi bu sefer yani mimari fotoğraf çekerken gene mimari üslupla ama aynı zamanda da insanların orada nasıl yaşadığını göstermeye çalışmak beni çok ilgilendiriyor şu anda. Yani bu işte malum mesele yani şu an paket postanesi ile liman binasının yani nerede bir ihlal, nerede bir yıkım, nerede bir bellek kaybı görürsem boş vakitlerimde yapıyorum. Kimse bana destek vermiyor. Aşırı yoğun bir programım var. Ona rağmen işte atlayıp gidip çekmeye çalışıyorum. Bir de şu tür şeyler de yapıyorum. Yani mesela orada özellikle paylaşılan öyle bir tarih fotoğrafı bulmuşlar ki yolcu limanı binası yok orada. Yani bunlar çok çok neyse şimdi ben konuşmayayım çünkü küfür etmeye başlayacağım. Ve işte Anadolu yakasının hali bu falan. Böyle yani Anadolu, Avrupa, bütün böyle İstanbul'a yani bunlardan çok 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 daha fazla var elimde. Ben şu anda sadece çok küçük bir bölümünü gösteriyorum. Yani deli gibi yani tam bir takıntı halinde bu bende. Bunları belgelemek. Bu şey Vahdettin Paşa Köşkü'nün daha önce nasıl bir şey olduğu, daha sonra da ne hale geldiği. Yani 2005 ile 2014 arasındaki bir karşılaştırma bu.
burasını tanıdığınız herhalde. Yani kuzey ormanları şu an itibariyle nasıl hasarlanmakta onu göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çok farklı çekim teknikleri var. Yani aşağı yani yer hizasından en üstte drone ile en solda da uçaktan. Yani uçaktan ona göre yerimi ayırıp rotadan nereden geçeceğini takip edip bu tür fotoğrafları üretmeyi değerli buluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Olarak gidiyorum ama son 10 yılda bir de Şenay Akay kısmı var işin. Bugün Şenay izleyiciler arasında eşim, ortağım, meslektaşım. Yani son 10 yıldaki her işimizde benim kadar onun da emeği var. Sonda söyleyecektim ama unutma ihtimalinden dolayı garanti almak istedim. Mimarlık, İTÜ Mimarlık Fakültesi kökenli. Aslında yani gemi inşaatı, gemilerin fotoğrafları böyle giderken Mimarlık Fakültesi'nde biraz da belki rüzgarın esişi, imar eden olmaktan çok keyif almayacağımı hissetmek, sürekli fotoğraf çektiğimi fark etmek, sonra okulda fotoğrafçı bilmek, yani mimarların fotoğrafçı bilmesi, daha sonra fotoğraf eğitiminden sonra da fotoğrafçı arkadaşlarımın mimar bilmesi. Hani, mimar ne fotoğrafçı olmak mı, ne mimar ne fotoğrafçı olmak mı arasında, yani bunun da korkuları arasında. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde bir uluslararası proje yarışmasında okulun en iyilerinin yanına fotoğraf çekildiğim için benim de yamanarak işte bir savaş zamanı Bosna'ya yollanmamızla aslında olay şekillenmeye başladı. Sonra bir ikinci ve üçüncü geziler de oldu. Orada kimsenin giremediği yerlere girme şansımız oldu. Bu arşivi de işte şeye dönüştürerek, satışa dönüştürerek ekipman almak ve daha sonra Mimar Fakültesi'nden sonra Sabit Kalfa gelip peşine takılarak onun eğitimini alabilmek için yani diploma Marmara Üniversitesi'nde ama onun ders verdiği her yere onun peşinden giderek bir de fotoğraf eğitimi almaya çalıştım, aldım. Burada benim, yani 76 doğumluyum, 41 yaşındayım. Benim kuşağımın şöyle bir şansı var, birçok şanssızlığımız var ama bazı şanslarımız da var. Mimarlık Fakültesi zamanında biz Rapido ile başladık, Jilet'le Aydın Gerden kazıma yaptık ve işte bilmiyorum sizlerle denk geldi ama en son uygulama projemizi işte oradan izinle, bilmem ne yazısıyla falan AutoCAD çıktısıyla bitirme şansını gördük. Bu sonra mimarlık yaptığım yıllarda da yani fotoğraf eğitimi devam ederken bir zamanda mimarlık ofislerinde çalıştım. Orada da bunu yaşama şansım oldu. Yani hem Aydın Gerden Rapido kazıdık hem de plotter'a kağıt yerleştirmeyi öğrendik. Hatta biliyorsunuzdur Rapido'lu plotter'lar bile görmüştüm. Yani benim işte Umut İnan'ın ofisindeki görevim çömez olarak şeyde duran plotter durduğu zaman Rapido'ları açıp devamını sağlamaktı. Baskının. Yani bu fotoğraf bölümünde de işte bromür tartarak, işte o kimyayı koklayarak, film sararak, Gültekin Bey'in karanlık odası da bunda, bu mekanlardan bir tanesiydi, az önce konuştuk. Onu yaşamışken birden yine aynı zamanda Photoshop'un çıkması, hocalarımızın Photoshop'tan haberdar olmaması ya da dijital fotoğraflar, hatta karşı durmaları belki. Ama bizim biraz zıpırlıktan, biraz meraktan bir şekilde dahil etmeye çalışmamız, o eğitim sürecimize. Bunları yaşayan birisi olmak bence çok büyük bir şans. Yani evet, burada konuşan herkesin arşivinin bir kısmı analog, bir kısmı dijital. Hani bizim neslimiz bunu eğitimde her ikisinde yaşayarak şahit olan bir nesil. Hani ben bunu çok büyük bir şans addediyorum. Lafı getireceğim yerde şimdi bir zaten yapacağım tek oldukça manuel bir sunum olacak. Bu eski yeni dönüşümünü kısmen mi dersiniz? Bu benim Kültür AŞ'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne
yapılan bir kitap bu. Eskiden İstanbul kitabının adı. 10 yıl oluyor yapalı. Biliyorsunuz, yani hepinizin bildiğini biliyorum ama işte Abdülhamid'in Yıldız albümleri diye çok çok önemli bir arşiv var Türkiye'de. 110 bin karelik bir arşiv. Yine bilmeyenler olabilir. İşte Abdülhamid, çok kısaca geçiyorum, Yıldız Sarayı'ndan çıkmadan ülkeyi yönetiyor ve işte Fransızlar Hicaz Demiryolu'nu inşa ediyor. Hak ediş almaları lazım, sultanı anlatmaları lazım. Fotoğraf gösteriyorlar, çok beğeniyor. İşte şey, hem hak edişlerini yapıyor adamların hem de fotoğrafçıya saray fotoğrafçısı unvanı veriyor falan gibi böyle. Sonra Türkiye'de hakikaten fotoğrafçılığın oluşmasında çok büyük bir etkisi oluyor bunun. Bir af çıkartacak, mahkumların fotoğraflarını çektiriyor ve bu fotoğraflar üzerinden bu affı çıkartıyor gibi bir sürü hikaye var. 110 bin karelik bir arşiv var. Bu arşivin bir kısmı İrsika'da, Yıldız Sarayı'nın bahçesindedir, İstanbul Kültür Araştırma Enstitüsü. Diğer bir kısmı da İstanbul Üniversitesi'nde, büyük bir kısmı bilimden geçti. Çok iyi şartlarda bakılıyor, biraz biliniyor. Belediye biraz bununla ilgili bir iki çalışma yaptı ve sonra yarıda bıraktı. Ben de bu çalışmayı birkaç kişiyle denemişlerdi, olmamıştı. Hani biraz da o eski fotoğrafçıların kullanmış olduğu optiklerden yola çıkarak biz böyle bir çalışma yaptık. Bu karelerin 110 yıl öncesi ve 110 yıl sonrasına ait. Bu Soğuk Çeşme sokağının başından beri örnek. Hepinizin bildiği Serasker Kapısı. Tam 1900 yılında fotoğraflanmış hali ve bizim 2007 yılında belgelediğimiz şekli. Sultanahmet Meydanı'nın 110 yıl öncesi, şimdi 120 yıl oldu. Ve şimdisi mesela buradaki tif olduğu için sanırım. Evet, sanırım öyle. Şey. Yani buradaki ağaçların büyümesini... Saatlikle aslında şey yapabilir miyiz? Metin Turçu değilim, rezil etme beni abi. Ya burada mesela ağaçların büyümüş olması beni çok etkilemişti. Süleymaniye Camii'nin bahçesi. Bu devam ediyor. Eğer 20 dakikayı dolduramazsam sonra şey yani tespih tanesi şeklinde istemişlerdi. 66 kare ya da 99 kare diye. İşte 120 küsurluk tespih üretilmemiş daha. Biz en son 66'da bitirmişlerdi. Daha sonra baskı süresinde de bir takım sıkıntılarımız oldu. İşte baskıda görsellerin soldurulması istendi benden Osmanlı ile yarışmamak adına falan. Sonuç olarak Kültür Aşağı'yı yaptığım son kitap olarak, hatta ilk ve son kitap olarak ama çok da önem verdiğim bir kitap olarak. Hani yüzlerce kitabım yok, 3-4 kitabım var. Tamamen bana, fotoğrafları tamamen bana ait olan ama benim için çok önemli bir çalışma ve lafı bağlamaya çalıştığım yer de buydu. Yani eski ve yeni, dijital ve analog eğitim hayatı boyunca hep bu metamorfozu yaşayan birisi olarak bunun ürüne dönüşmesi süreci beni çok heyecanlandırmıştı. Eğer yapabilir isem bunu, ya bu kent çok fazla malzeme veriyor ama nasıl oluyor? Bina ölçeğinde değil, daha çok mahalle kent ölçeğinde bize bu malzemeyi veriyor çünkü çok hızlı bir değişim var. Bunu hep işte Murat abinin aslında mesela Fikirtepe'yi de gösterdi. Fikirtepe'de de çalışma şansı buldun sen. Yani ben çalışmaya karar verene kadar iş yoğunluğundan şey kalmıyor, Fikirtepe kalmıyor. Yani inanılmaz malzeme sunuyor bize. Yani çok kötü bir şey böyle malzemenin sunuluyor olması.
Ama bunu hani acilen belgelemek lazım. Yani keşke öğrencilik yıllarında olsaydım, işte iki çocuk büyütme bilmem ne alamayın. Yani o şeylerle ve aşırı iş yoğunluğu, hani bizim makinemiz çok şükür MR makinesi gibi çalıştırıyorum diyorum ben. Yani hiç boş bırakmıyorum makinemi. Sürekli iş alıp sürekli üretiyoruz. Niteliği bozmadan niceliği artırıyoruz. Yani sürekli hakikaten gece gündüz çalışıyoruz. Bir arşiv üretiyoruz. Bir şeyleri belki ediyoruz ama sonuçta bunlar ticari işler. Yani bu tür değişimleri belgelemek çok önemli. Kesinlikle bir toplumsal sorumluluk. Bunun dışında da bu hani bizlerin değil aslında işte mümkünse bakanlık ölçeğinde ama olacağını sanmıyorum bunun. Yani bir takım kuruluşlar tarafından kesinlikle desteklenmesi gereken şeyler. Yani çok büyük projelerden bahsetmiyorum ama bir takım öğrenci projeleriyle de olabilir. Ama çok ciddi bir düzgün bir belgeleme yapılması acilen gerekiyor. Çünkü gidiyor yani hani hafızamız yok ediliyor şu an. Acilen bu belgelemenin yapılıp daha sonra bunun bir arşive dönüşmesi çok çok şey, acil olduğuna düşünüyorum. Müşteriler yani evet birçok mimarla çalışıyoruz. Yani onun dışında Fransız Kültür Bakanlığı gibi işte burada en son buradaki Fransız Sarayı'nın bir fotoğrafını yaptık, bir kitabını yaptık Fransız Kültür Bakanlığı'na. Allianz gibi, Microsoft gibi Türkiye'ye taşındıklarında buradaki işleyişlerini anlatmak isteyen bir takım firmalarla çalışıyoruz. İşte Allianz Türkiye ofislerine geçtiğinde sırf mimari çekim değil, oradaki ofis hayatlarını da anlatmak istiyorlar ve bu tür çalışmalar yapıyoruz bu tür firmalarla. Ve bunları en son işte faaliyet raporlarına da dönüştürüyorlar. Eski yeni dönüşümden zaten sabahtan beri bahsediyorum. Yani bu kompozit kullanımın kompozit işe dönüşmesi örneği olduğu için göstermek istemiştim bunu. Yani etkileyen isimler başında zaten çok fazla isim geçtiği için hani Schumann dışında hiçbirisinin tekrar altını çizmek istemiyorum ama Sabit Kalfagil'in çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Sırf mimariyle çalışmamış olsa da fotoğrafçıların yetiştirilmesi anlamında çok çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Fotoğrafçı olarak da çok çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Hani burada onun adını defalarca zikretmek istiyorum. Bahsedilenler dışında bir de benim birçok şeyin üstünü çizmişim zaten sizleri dinlerken ama bir Horst Tamon'un Vertical serisi vardır. Yani hep yatay baktığımız o mimari fotoğrafı o dikey alternatifler sunmuştur. İşte Paris için yaptı, New York için yaptı. Yani bu beni çok etkileyen bir çalışmaydı. Bir de yani bir mimari fotoğrafçı değildir ama bence çok önemli bir arşivcidir. Bir Kadıköylü olarak beni çok etkilemiştir. Doktor Müfit Ekdal Kadıköy konaklarını fotoğraflamıştır yıllarca ve bunu bir kitaba dönüştürmüştür. Çoğu insan haberdar dahi değil. 100 yıl yaşadı ve 100 yıl boyunca da bu arşivlemeyi yaptı. Tek bir kitap var. Hani çok isterdim hakikaten onun o konaklarının günümüzdeki hallerini de bu şekilde fotoğraflayabileyim. Olamadı. Ama o da bence bir mimar fotoğrafçı olmakla birlikte adının geçmesini gerektiğini düşündüğüm bir insan. Özgün yaklaşımda ben daha çok iç mekan çalışan birisi olarak özgünlük illa fotoğraflayarak değil, daha öncesinde eğer bir kurgu yapıyorsanız burada size dair bir takım imzalar atarak da sağlanabileceğini düşünüyorum. Bir yandan çok zor özgünlük çünkü işiniz hemen sergiye çıkıyor ve insanlar ister istemez birbirlerinden etkileniyorlar. Hani bunu bir kopyalama anlamında kullanıyorsan ben de bu kopyalamayı yapıyorum. Dolayısıyla hani nereye kadar bir özgünlük bilemiyorum, olabilir mi? Bunu da çok sanmıyorum ama bu fotoğrafın kurgusunda eğer bir müdahalede bulunuyorsanız hani fotoğraf çekerken durduğunuz yerden değil, direkt çektiğiniz konuya müdahalenizden bahsediyorum. Yani en basitinden işte bir mobilya fotoğrafında tekerleklerin bakış açılarınız yönlendirmeniz, işte masanın üzerinde belli bir temizlik düzeyinde gitmeniz gibi. Hani bu tür bir özgünlük aklıma geliyor, özgünlük sorusu gördüğümde. Hızlı mı yavaşlayayım mı? Ne? Tamam.
o zaman atlıyorum hızlı hızlı. Bir isim daha, Cengiz Civa. Cengiz Civa da hiç adı geçmedi ama bence mimari fotoğrafında artık bir şey, taş ithalatçısı olmasına rağmen mimari fotoğrafında bence çok önemli bir isim. Onun da bence burada adının geçmesi gerekiyor. Notlarımı arasında almışım ama atlamışım az önce söylemeyeyim. Yani bu mimar, benim ve diğer fotoğrafçıların çalışmalarının gerek mimarlık fotoğraf literatürüne gerek mimar tarih literatürüne katkıda bulunmasındaki eksiklikte yine bu belgelemenin, yani hani burada yaşayan insanlar olarak ülkenin yaşadığı bu dönüşümün belgelemenin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bir, evet, belgeleme var, ne eksik sorunun sonu, bir arşivleme eksik. Yani bu belgelemenin birileri aracılığıyla bir arşive dönüştürülmesi çok çok önemli. Yani eğitim faaliyetleri benden önceki konuşmacılardan sonra cevaplamamam gereken bir şey. Yani kendi hani okulumda davet edildiğinde İTÜ'de işte Marmara Fotoğraf Bölümünde artık sınıf arkadaşlarımız, dekan yardımcısı falan oldukları için rahat çağırabiliyorlar. Orada küçük konuşmalar yapıyorum ama az önceki konuşmacılardan sonra bu soruya cevap bile vermemem gerekiyor. Arşivlemede de yani yine çok ciddi bir analog arşivi var. Çok çok ciddi bir dijital arşiv var. Neyin ne kadar arşivleneceği bende de. Yani mesela Hamdata'yı tek kopya tutuyorum. Çünkü Hamdata daha da baş edilmez bir şey. Final datayı ise İstanbul dışında. Sen dört dedin hani şey, aşık atmak gibi olmasın. Evet. İstanbul dışında bir yerlerde de tutarak. Çünkü biz Ömer'le bir işte jüri üyeliğine giderek giderken Kayseri'de işte o ya böyle dijital fırtına falan olursa deyip hani benim zaten yeterek kaygılı kişiyime bir kaygı daha eklemişti. Hani dijital fırtınadan sonra Ömer'in hani İstanbul dışında, sanki İstanbul'u vurunca işte bilmiyorum Bodrum ya da etkilenecek mi ama İstanbul dışında da tutmaya çalışıyorum. Nasıl? Mars'a da yol değil. Yani işte. İstanbul dışında da tutmaya çalışıyorum. Tabii bunları güncellemek çok önemli ve yani bunlar işte şeylerde hepinizin tuttuğu gibi işte büyük data banklarda ama ara kontrollerde bir bakıyorsunuz ki birden o gitmiş, bir tanesi gitmiş, tekrar üçe tamamlamak. Bu arada işte bir tanesini güncellediğinizde diğerinin işte bir kısmını güncellememiş olduğunuzu fark etmek. Bu aslında başlı başına bir iş ama çok çok önemli bir iş çünkü benim yani hayatım orada. Yani çocuklarıma ben o data bankı bırakacağım muhtemelen. Dolayısıyla hani ne yapmak lazım bilmiyorum. Ben bunu yapabiliyorum. Evet hani şeyde ben de 5 dakikada bulma, 10 dakikada bulma şeyini ben de bir takım yazılımlarla sağlıyorum ama hani bulduğun şey orada var mı? Çünkü diyor ki 4 numaralı hard diskin bilmem neresinde. Açıyorsun 4 numaralı hard disk yok. Ondan sonra işte bir de bu var. Hani varlığını biliyorsunuz ama o data oradan çıkacak mı? Bu var. Diyalar daha önce de bahsi geçtiği gibi birçok şey duruyorlar ama ben ondan da artık yani öyle durmalarını da istemiyorum. Yani tarandıktan sonra belki solmaları pahasına ben bayağı şu an hani ofiste o diyalarla dolu böyle yani binlerce diyanın olduğu bir takım cam paravanlar yapmaya şu an karar verdim. Çünkü orada duruyor olmaları evet çok güzel ama bir yandan da 15 yıldır açmadığım sayfalar şeklinde olmalarını istemiyorum. Yani bir şekilde var olmalarını istiyorum. peki, tamam. Yok, Şenay'ı zaten yapmıştım. Onu baştan söylediğim için oradan kazanıyorum. tamam, güzel bir... Hakikatli insan. Nasıl? Hakikatli insan diyorum. Ondan sonra akşam eve girememek var. Teşekkür ederim.